İyad ediyoruz ki bizleri takva ehli kullarından karar kılsın. Amin. İbadetlerimizi, itaatlerimizi takva ruhuyla yapılan kabul olmuş ibadetlerden, itaatlerden eylesin. Amin. Mescidler tabii ki takva hakikatinin en güzel şekilde yaşandığı, yaşatıldığı mekanlarla Allah Celle Celaluhu'nun sahiplendiği ve evin dediği ki bunların başında Mescid-i Haram gelir ki Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında açık bir şekilde beyti yani benim evim tabirini kullanmıştır. Mescid-i Haram'a evim demiştir. Diğer mescidler de hakeza aslında o mescidin şubeleri konumundadır. Allah Celle Celaluhu'nun gerçi Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Zamanı da, mekanı da yaratan Allah'tır. Ama bu sahiplenmenin özel manası vardır. Allah Celle Celaluhu yani diyor ki benim rahmetim, benim mağfiretim, benim lütfum, ikramım oralarda arayın. O mukaddes mekanlarda, o kıymetli zamanlarda dua her zaman iyidir. Ama cuma gününde edilen dua ayrı bir kıymet vardır. Namaz her zaman kabul edilir, güzeldir. Ama Allah'ın evinde yapılırsa bir başka olur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bakın mescitleri imar etme tabiri kullanılmıştır. Mescidi onarmak. İnnemâ yani bu işi duyuyor ki ancak ve ancak beş tane özelliğe sahip olan kişi yapabilir. Bu özelliği olan kişi ancak camiyi yapar, yaşatır, orayı imar eder, orayı abad eder. Nedir bunlar? Men amene billah, Allah'a inanacak kişi. Allah'a inanan kişinin işidir. Yani Allah'a fizik ötesinde bir gücün olduğuna, bu alemi idare eden bütün güçlerin üstünde her şeye egemen olan bir yaratıcı, bir rızık verici olduğuna inanmak. Buna inanması lazım. Allah'a imandan sonra kıyamet gününe inanması. Bu dünyadan ibaret olmadığı hayatın sadece bu birkaç günlük işte yiyip, içip, eğlenip ondan sonra geçip gitmekten ibaret olmadığını, esas hayatın ölümle başlayan ebedi bir hayat olduğu ahiret inancı diyoruz. Ahirete inanan. Ahirete inanmazsa bir insan böyle bir şeylerle meşgul etmez ki kendisini. Der ki ben nedir? Dünya hayatım zaten sayılı günüm var. 30-40 yıl ne zaman öleceğim de belli değil. Öyle elimden geldiği kadar zevkini tatmin etmenin peşine gidiyor. Felsefe düşünce bu. Eğer bir insanın ötelere inancı olmazsa, ölümden sonraki bir hayata inancı olmazsa mescit onarmak, mescit yapmak, orayı yaşatmak böyle bir derdi kaygısı olmaz ki. Onun için ikinci şart olarak diyor ki وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ kıyamet gününe inanır. Bunlar itikadla ilgili inancı yani ki de inanması lazım. Amelle ilgili ise biliyor ki evet mescidi yapan kişinin namazı ikame eden, namazı ayakta tutan, mescidi onaran, yapan kişi namaz kılar. Kendisi kılmaktan öte namazı ayakta tutar. Namazda bir yaşam tarzı olmuştur onun. Başka ve ahiret zekatı verir. Yani namaz aslında kulun Allah ile olan irtibatıdır. Zekat ise diğer kullarla olan irtibatıdır. Yani hak ile ve halk ile irtibatı doğru zeminde olan bir kişi ancak bu güzel işi yapabilir. Allah'ın evini yapabilir. Allah'ın evi, mescidleri ve Allah'ın evi. Allah diyor ki benim evimi bana inanan, kıyamet gününe inanan, benimle irtibatı iyi olan, benim kullarımla irtibatı iyi olan, zekatı veren böyle bir insan yapabilir.
Ve son olarak beşinci haslet olarak da buyuruyor ki وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهُ Allah'tan başka hiçbir şeyden korkusu olmuyor. Endişesi, korkusu sadece Allah'a karşı sorumluluğumu yerine getiremem. Sadece bundan kaynaklanıyor. Böyle bir insan. Böyle bir insanlar Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki benim mescitlerimi ancak onarırlar. Bu ayet ki Tevbe suresinde geçiyor, Tevbe 18'de. Bir önceki ayetler buyuruyor ki müşrikler böyle bir şey yapamazlar, inansızlar. مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْبُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلٰى اَنْفُسْهِمْ بِالْقُفْرِ Yani onlar inkarlarına kendi vicdanlarıyla şahitlik ettikleri halde, mümkün oldukları halde, Allah'ın gücünü, kudretini inkar ettikleri halde, müşrik oldukları halde Allah'ın mescidlerini yapamazlar, yaşatamazlar. Onun için onların hatta desteği bile faydası yok. Diyelim ki mesela fıkhi bir mesele, bir mescit yapılıyor. O mescide diyelim ki bir tane Hristiyan, bir tane Yahudi, müşrik. Çünkü şirkler muvakkifçi değil. Veya bir tane ineğe tapan. Ya insan olarak siz mescit yapıyorsunuz, ben komşuluk namına size destek vereceğim. O parayı kabul etmeyin. Müşrikten gelecek Allah Celle Celaluhu'nun o evi temiz parayla temiz bir duygu inançtan kaynaklanan innema kadirullah bu mescidleri Allah'ın ellerine ancak ve ancak Allah'a inanan, ahirete inanan yani halis temiz olan insanlar ve onların gelirleriyle yapılan dikkat ederseniz mescidler arasında da bazen bu farkı görüyorsunuz. Bazı mescidlere insan girdiği anda mesela maneviyat, yani vasfı mümkün olmayan bir manevi duygu onu sarmalıyor. Belli ki bu mescid temeli tertemiz parayla, pak insanlar, halis insanlar demek ki orada ne etmiş? Oraya emek vermiş ve o mescidin maneviyatına da yansır. Bu doğal bir şeydir. Bazı mescidlerde mesela biliyorsunuz, kasvet basıyor insan. Hiçbir neden? Belki kaynağı belli olmayan kara parayla şuradan buradan gelen şeylerle yap. Allah Celle Celaluhu bu şekilde buyuruyor ki benim evlerim ancak bu vasıfta, bu özellikte olan insanlar onarırlar, yaparlar. Çok fazileti vardır tabii ona girmeyeceğim cami yapmakla ilgili. Hadislerde, rivayetlerde Allah Resulü buyurmuştur ki kim hatta bir kuşun yuvasına kadar yuvası kadar bile bir mescid yapsa yani teşrif etme mahiyetinde. Allah ona cennette bir köşk yapar. Veya o kim bir camide bir çırak, bir mum yakarsa, bir aydınlatıcı günümüz teknolojisinde bir lambadır. O lamba yandığı müddetçe bütün melekler, bütün arşı taşıyan melekler onun hakkında istiğfar eder. Bu kadar teşrif edici bir sürü onlarca, yüzlerce hadis vardır ki onlara ben bilmiyorum. Ki bu inkar edilemez. O kadar fazileti var. Ancak bundan ibaret midir? Yani yaptık cami, yaptık güzel bir şekilde her şeyle tamamladıktan sonra artık sevabımızı da aldık. Evet. Gidelim artık istediğimiz gibi geri kalan hayatımızda kendi nefsi isteklerimize göre yaşayalım. Bu mudur? Bu değil tabii ki. Asıl olan caminin yapımından sonra onun yaşatılması. Yaşatılması da nedir? En kıymetli, en değerli bir cami için cemaattir. Cemaatin bulunması esasen namaz ibadeti, bakın namaz ibadetinde asıl olan cemaatle bulunmasıdır. Değerimiz nedir? Değerimiz Fatiha Suresi. Fatiha Suresi biliyorsunuz bütün namazlarda vacip sünnet. Bütün namazlarda olmazsa olmaz. İlla Fatiha'yı okuyacaksın. La sedate illa bi fatihetel kitab. Değil mi? Namaz ancak Fatiha ile sahiptir. Fatiha'yı ben okumadan namaz kılacağım. Olmaz öyle bir namaz. Sadece cenaze namazıdır. Onda belli dualar var. O başka. Ama normal.
İyyâke ne'bud ve iyâke nesta'in. İhdina. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ediyorum demiyor. Ediyoruz. Sadece senden yardım bekliyoruz. Beni hidayet et demiyoruz. İhdina. Bizi sen hidayet et. İhdina. İhdina ne demek? Bizi. İhdina sıratı. Bizi sıratı usta. Hep biz gizli kadirlerle dua ediyoruz. Bu neyi gösteriyor? Bu aslında yani namazın bile aslı olan cemaattir. Zaruret halinde insanların işi vardır ciddi anlamda. Ciddi anlamda mesela önemli anlamda bir sorunu vardır, hastadır, bir derdi vardır. Ha o başka. O zaman müferrik. Bununla ilgili yani yine bir sürü hadis vardır ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ben sadece işte birini arz edeyim onunla ilgili. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la sedate limen la yuzhenni fil mescid me'el muslimin illa min illa. Müslümanlar da camide namaz kılmayan bir kişiye yani bir bahane sormaksızın, bir geçerli nedeni olmaksızın Müslümanlarla cemaatle namazını kılmayan kişinin namazı yoktur. Namazı yoktur küfredir. Yani mazeretsiz şekilde ben nasıl olsa namaz kılıyorum evde. Niye? Çünkü camiye gitmek zehmetli işte. Yorum ne gerek var? Yorulmuyor. Evim daha rahat. Veya daha konforlu. Burada mesela nedir? Cami mümkün ki biraz soğuk ola, serin ola, kışta gelir ya. Veya sıcak ola. Gibi nedenlerle daha konforlu namaz. Halbuki bu değil. Resulullah buyuruyor ki aynen ifade bu. La sedate. Namazı yoktur. Böyle bir kişinin namazı yoktur. Eğer sebepsiz yere Müslümanlarla namaza katılmıyorsa, iştirak etmiyorsa hatta buyuruyor ki böyle birinin yani sebepsiz yere, nedensiz yere tamamen mescitten ayağını kesen Müslümanların cemaatine katılmayan kişinin çok ilginç bir şey, gıybeti bile caiz demiyor. Onun dedikodusunu yapabilirsiniz. Hatta sebetet adaletu, adaleti düşmüştür onun diyor. Onun mahkemede şahitliği kabul edilmez. Bir sebep olmadığı halde Müslümanların cemaatine iştirak etmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bu kadar ehemmiyet, önem veriyor ve teşvik ediyor ki Müslümanlar bir arada birlikte fazilet bağlamında da çok fazileti vardır. Yani bireysel kılınan namazlere cemaatle kılınan sadece bir hadis yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el cemaat efzel min salatil ferd bi 25 derece. Cemaatle kılınan namaz münferit bireysel kılınan namazdan 25 derece daha fazla sevabı vardır. Fazilet bağlamında. Yani 25 ile çarpın namazınızı eğer cemaatle kıldığınızda. Hatta ilmihal kitaplarına bakın. İlmihal kitaplarında bütün müçtehitlerimiz cemaat namazıyla ilgili şu zikri şeyi getirmişlerdir. Şöyle bir rivayet getirmişlerdir ki eğer cemaatte sayılar ne kadar çok olursa cemaatin sayısı ne kadar artarsa fazileti o kadar artar. 10 kişiyi diyelim ki işte cemaatin sayısı eğer bütün melekler, cinler, insanlar, bütün varlık hali katip olursa, bütün okyanuslar mürekkep olursa, bütün ağaçlar kalem olursa bunun bir sevabı, bir rekatın sevabını yazmaya güç yetiremezler. Yani rakamlar ifade edemez onun sevabı. Bu kadar teşvik edici hadisler, rivayetler var Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'de. Dolayısıyla bu mescitleri tabii ki yapmak Kur'an-ı Kerim'in hadislerin bir teşviki vardır. Ancak bunun bu mu önemli yoksa o camiyi gerçekten gidip namaza iştirak ederek, orada zikir ederek, orada Kur'an okuyarak veya orada bir mümin kardeşiyle karşılaşırsın, çok görmüşüzdür. Camide adam iş buluyor. Bir tane adam gelmiştir, tevafuk olmuştur. Onunla görüşüyor, konuşuyor. Ondan sonra nedir? Aradığı işi vesile oluyor o adam ve iş buluyor.
Yani böyle zahir bereketler var. Topluma, cemaata çıkmanın, camiye katılmanın böyle güzellikleri vardır ve birçoğumuz tecrübe etmişizdir belki de. Gitmişizdir camiye, bir tane adamla, bir tane dostla karşılaşmışız ve o vesile olmuştur hayatımızda ciddi anlamda, refah anlamında diyorum, böyle maddi anlamda bile güzel şeyler görmemiz mümkün olmuştur. Caminin böyle bereketleri vardır. Camiye gitmenin sevabıyla ilgili özellikle kim? İmam-ı Sadık Aleyhisselatü Vesselam diyor. Meşha ile mescid lem yada'a riclehu ala retbin ve la yabis illa sebbehet lehul ard ile eradine sabi'a. Kim camiye gitmek için bir adım atarsa, attığı her adım, ayağını koyduğu kuru veya ıslak yer, attığı her adımda bütün buyuruyor ki kurulur ve ıslaklık yani yerin tamamı onun için tesbih eder. Yeryüzü ha yedinci çünkü yedi tane yer vardır, yedi gök vardır Kur'an'da da ifade edeyim. O yedi katmanın hepsine kadar bütün o yer, o ayağını bastığı yeryüzü onun için tesbih eder. Onun lehine tesbihde bulunur. Böyle bir fazilette böyle bir sevabı vardır ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuştur ki inne buyuti fil ard le mesacid, muhakkak ki benim yeryüzündeki evlerim mescidlerdir. Ela inne buyuti fil ard el mesacid, yeryüzündeki bu evlerim var ya, bu mescidler buyuruyor ki gök ehli için ışık saçmaktadır. Nasıl ki gökteki yıldızlar yeryüzündekilere ışık saçıyorsa, benim bu yeryüzünde bulunan evlerim de gök ehline ışık saçmaktadır. Peygamberimiz devam ediyor hadisinde, buyuruyor ki ne mutlu ela tuğbe limen kânetis zemâ kânetil mesacid buyute. Ne mutlu o kimselere ki mescitleri ev edinsinler. Yani mescidi mesken edilsin kendini. Bu mescidi kendilerine mesken edinenlerin hoş haline. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu benim evimdir. Allah'ın evini mesken edinenlerin hoş haline ve devam ediyor. Ne mutludur, ne kutludur li evdin tevezze'e fi beyti. Evinde abdest ala bir kulun sonra zâreni fi beyti. Tevezze'e fi beyti thumme zâreni fi beyti. Kendi evinde abdestini alıyor, sonra benim evimde beni ziyaret ediyor. Allah'u Ekber. Allah diyor ki, mescide gelen beni ziyarete gelmiştir. Düşünün de Allah'ı ziyaret. Ve ziyaret edilenin ziyaret edene karşı bir görevi vardır. İkram görevi vardır. Birisi sizin ziyaretinize geldiği zaman, hoş geldin, burada bir yer bul kendine otur. Mu dersiniz yoksa, ne istersiniz, soğuk, sıcak, kahve, değil mi? Elinizden geldiği kadar ikramda bulunmaya çalışırız biz. Allah Celle Celaluhu diyor ki, benim evimde ziyaret eden, beni ziyaret edenin de ikram edilsin ben. Benden istesin, dünya istesin, ahiret istesin, ilim istesin, irfan istesin, maden, madden istemeyen şey istesin. وَاسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Allah'tan dilediğiniz isteyin. Allah'ın güç yetiremeyeceği bir şey var. Böylesine teşvikler vardı. Dolayısıyla bu mescidi de Allah razı olsun yapanlardan, vesile olanlardan, ölenlerle rahmet eylesin. Amin. Olanlara sağlık, afiyet versin. Amin. Önemli olan şu andaki görevimiz burayı ihya etmek, ihya etmesi de cemaat namazlarına bizim her akşam burada cemaat namazlarımız vardır. Ve hafta sonu da full time olarak hem öğlen hem akşam burada cemaat namazlarımız vardır. Bir hastalığı, bir mazereti, bir derdi, bir sormadıktan sonra evinde bir insan oturması bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ifadelerine, Kur'an'ın bu ifadelerine gerçekten aykırıdır. Onun için burayı yaşatalım. Güzel
güzel bir şekilde yaşatalım. İbadetimizle, namazımızla, zikrimizle, dualarımızla ki bunlar Allah'ın hoşuna gider, Resulullah'ın hoşuna gider, Ehl-i Beyt'in hoşuna gider, İmam-ı Zaman Hafız'ın hoşuna gider ve inşallah hakkımızda duacı olurlar. Allah'ın bereketi Teala ibadetlerimizi, itaatlerimizi, namaz niyazlarımızı yüce devletlerinden kabul eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.